Selamünaleyküm sevgili dostlar. Kum Saathanem Otomobil'den herkese sevgiler. Şu anda Egea Cross'un içerisindeyim. Çok fazla sorulan bir soru var. O soruya cevap vermek istiyorum. Şimdi Egea Cross yağ yakıyor mu? Ya da Egea'lar yağ yakıyor mu? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Ben tabii Egea Cross sevgili ve fiyatla ilgili birçok video yaptım. Bilmiyorum, biliyor musunuz, kanalı takip ediyor musunuz ama biz seyyah videoları çekiyoruz. Seyyah videoları çekerken de gitmiş olduğumuz yerlerde bayi ziyaretleri yapıyoruz. O bayide çekim yapıyoruz. Şimdi bu çekimleri yaparken kamerayı kapattıktan sonra da arkadaşlarla konuşuyoruz. Teknik servisle konuşuyoruz. Bilmediklerimiz oluyor. Bilmediklerimizi arkadaşlara soruyoruz. Onlar sizin sorularınıza cevap veriyorlar. Bizim ekstra farklı sorularımıza cevap veriyorlar. Fiyatında, servisinde arkadaşlara sorularımızı sorduk. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir arabanın yağ yakması demek, arabanın duman atması demektir. Yani motorunun artık elden çıkıyor olduğu anlamına gelir. Rektifiye gerekiyordur motora. Dolayısıyla yağ yakma tabiri farklı bir tabir. Şimdi yağ eksiltme olayı farklı, yağ yakma olayı farklı. Şimdi yağ yakıyor mu araba? Yani bu, normalde ben 2005 model Albea'm vardı benim. 200 bin civarındaydı. 230 bin, 220 bin civarındaydı kilometresi. Dizel. Yağ yakmıyordu. Yani duman atma olayı çok farklı bir olay. Yani motorun artık bitiyor olay olması, yağ atması, yağ yakması anlamına göre duman atıyor. Şimdi arabanın yağ eksiltme olayını da şöyle size söyleyeyim hemen. Sonra da 6000 kilometre oldu araba. Yağ eksiltmiş mi, eksiltmemiş mi hep beraber görelim. Daha önce bununla ilgili video yapmıştım ama yine de beraber görelim. Şimdi yağ eksiltme olayını her araba yapar. Ama bila istisna her araba yapar. Şimdi bazı arabalarda yağ soğutucu vardır, bazılarında yoktur. Mesela şu anda Egea'larda yağ soğutucu yok. Şimdi küçük hacimli araçlarda 1.4 Cross için konuşuyorum ya da 1.4 işte Fire motorunda yağ soğutucu yok. Şimdi yüksek devirde aracı kullandığınız zaman yağ buharlaşma yapıyor. Yani siz 5000-6000 devirde arabayı kullanırsanız, yaylalara çıkarsanız, sürekli arabayı sıkıştırırsanız yağ buharlaşır. Isınan yağ buharlaşır. Buharlaştığı zaman da yağda eksilme olur. Bu motorun kötü olduğu anlamına gelmez. Eğer siz çok performanslı araba kullanıyorsanız bununla mutlaka karşılaşacaksınız. Yani bu normal Audi kullansanız da olacak. Onlarda yağ soğutucu vardır. Bu oran daha düşer. Yağ soğutucu yoktur arabada. Sıkıştırırsınız, oran daha çok yükselir. Çünkü araçta yağ eksiltme olayı tamamen sizin arabayı sıkıştırmanızla alakalı. Yani arabayı sıkıştırdığınız zaman yüksek performans, yüksek basınç, arabadaki ısı fazlalaşması ve yağın, sonuçta yağ da bir sıvı, yağın buharlaşması. Kimyasal olarak kaç derecede yağ buharlaşıyor onu bilmiyorum. Ama yağ buharlaşması oluyor. Bunda tamamen olay yağ buharlaşmasıdır. Ben mesela bu arabayı aldığımda hiç sıkıştırmadım. Yani sıkıştırmadım derken 170'i bir kez, 170-175'i bir kez geçtim. Ki önceden çok hız yapardım. Kendim de orijinal motorcuyum. Ama artık hızla ilgili çok büyük şeylerim var. Allah korusun. Yani hız radarları koyuyorlar yollara. Koydukları radarlarda, radara girdiğimiz zaman adamlara İşte sayıp saydırıyoruz. Niye oldu? İşte şununla girilir mi radara? Madem böyle güzel yol yaptınız, arabanın işte beygiri şu kadar, güvenli kardeşim benim aram falan. Hayır, değil. Yani lütfen bu konuda, hız konusuna da dikkat edin. Ben de 3-4 kez Yale'ye çıktım. Tarsus'tan Çamlıyale'ye, yani yaklaşık sıfır rakımdan 1400 rakıma çıktım 3-4 kez. Bir kez 170'i geçtim. Ortalama hızım, şehirler arasındaki ortalama hızım 110 ile maksimum 140 arasında oldu. Yani ben 3000 devirde, 3000 ile 4000 devir arasında arabayı kullandım. Bu 3000-4000 devir arasında arabayı kullandığımda da çok fazla arabada herhangi böyle bir yağ eksiltme olayının olacağını düşünmüyorum. Açıkçası en son video çektiğimden beri de, yağ eksiltme ile ilgili video çektiğimden beri de hiç yağına bakmadım. Şimdi beraber bakacağız yağına. Arabam dinlenmiş durumda. Herhangi bir uzun yoldan gelmedim. Şimdi yağına bakacağız.
dediğim gibi eğer bununla ilgili sorununuz varsa artık bu soruyu sormaktan vazgeçebilirsiniz. Eğer çözümü şu. Eğer arabayı sıkıştırıyorsanız kardeşim ve böyle bir araba alacaksan o zaman yağ buharlaşacak. Yani yağı tamamlayacaksın. Daha doğrusu her araçta da olmuyor bu. Yani sizin kullanım, sıkıştırma, iklim şartları vesaire bunlar da önemli. Duman atma olayı yağ yakmadır. Tekrar söylüyorum. Duman attığı zaman yağ yakar. Duman atmıyorsa yağ buharlaşıyordur. Bunda da yağ buharlaşması olabilir eğer sıkıştırırsanız yağı. Yağ soğutucusu olmadığından dolayı. Motor küçük ona göre. Bu konuya dikkat edin diyorum. Şimdi dışarı çıkıp bir bakalım beraber. Yağ eksiltmiş mi eksiltmemiş mi 6000 kilometrede. Hadi bakalım. Evet şu anda yağ çubuğunu çekiyorum. Araba da dediğim gibi dinlenmiş durumda. Evet bakalım şu anda görüyorsunuz yağ çubuğunu çektim. Yağ çubuğun hali bu. Bakın. Evet yağ çubuğu böyle. Yani yağ da cam gibi maşallah. Herhangi bir eksiltme yok gördüğünüz gibi. Görünüyor mu? Görünüyordur. Şimdi bunu bir sileyim. Tekrar bir yapacağım aynısını. Bakalım. Ya Allah. Evet. Açtım bir daha. Bakın görüyor musunuz? Yağın durumu bu. Şöyle yapayım. Yağın durumu bu. Yani şuraya kadar geliyor. Normalde şurası olurdu. Yani netice itibariyle bakın. Görülüyor mu? Görülüyordur. Dediğim gibi yağ yakmayla yağ eksiltme arasındaki farkı da sizlere söyledim. Rampalara çıkarken 4000-5000 devirlere de çıktım. Ama şu andaki durum bu. Dediğim gibi bu konuyu çok fazla düşünmenize gerek yok. Tabi yağınızı yine kontrol ediniz. Arabayı sıkıştırmazsanız arabada buharlaşma, yağ buharlaşması olmayacaktır. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişizdir. Kendinize bakın. Kum Saathanem'de kalın. Allah'a emanet olun.